Üst kata çıkalım. Oradan da çıkış buluruz. Gitmemiz gerekiyor. Egep devredi şimdi. İki adımımı indirdi. Tez. Anlaşıldı. Sen şu kapıyı aç. Sen benimle gel. Yukarıda! Gelin! Asker öldü. Tamam, ben... Buradalar! Çıkışları kapatın! Dikkatli ol Eli. Siktir! Ha siktir ya! Deli. Tamam arkandayım. Ne yapacağız? Joel, buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Tamam.
taraftan gideceğiz. Dikkatli ol, daha çok adam olabilir. Diğeri kimini hala bulamadık. Oha! Orta! İlerleyin. Diğer ikisini hala bulamadık. Bir tanesi çocuk galiba. Fark eder mi? Bir sürü adamımızı öldürdüler. Aman be. Bugünden sonra bu ateş böceği saçmalığı muhasebe. Umarım. Orta! Şu an kürete. Onu kaçırmayın. Bak abi, sakın abi aptallık yapma. Joel, çıkış orada. Evet, gördüm. Etrafa bir bakalım. Gördün mü? Evet, gördüm. Müthiştim değil mi? Devam edelim evlat. Şurada bir asker var. Mevkinizi koruyun ve takviye bekleyin. Anlaşıldı. Bu şey varken nasıl nefes alabiliyorsun? Size demiştim ya. Gördünüz mü? Hayır, mekan boş. Bir şey görmedim. Bölgeyi arayın. Şunları bulalım ve takırtıyanlar gelmeden gidelim.
Abi, kıl payı. Bir yolunu buluruz. Eli. Baksana, işe yarıyor.
merdiven var. Onu kullanabiliriz. Bin hadi. Emin misin? Eli. Tamam be, tamam. Dikkatli ol. Merak etme. Hadi gidelim buradan. Şey bak, test konusu. Ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Şimdi beni dikkatlice dinle. Test konusunu kapat. Tamam mı? İkimiz de sadece kendi işimize bakalım. İkincisi, durumundan kimseye bahsetme. Olur mu? Deli derler ya da öldürmek isterler. Son olarak dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Anlaştık mı? Evet. Tekrar et. Sen ne dersen odur. Güzel. Birkaç kilometre kuzeyde bir kasaba var. Oradaki arkadaşım bana borcu var. Bize bir araba ayarlayabilir. Tamam. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet, buradan daha hızlı gideriz. Abi ya. Ne? Yani şey, ben daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ormanı mı diyorsun? Evet. Hiç ormanda yürümedim. Çok güzelmiş. Beni niye mahalline geri götürdün? Kendi yapabilse seni bir miydi? Belki de iyileşmiştir. Bak evlat, üzülmeni istemem ama arkadaşım pek hayatta kalabileceğe benzemiyordu. Marlin öyle zayıf bir kadın değil. Fark etmez. Şehre dönebilme ihtimalimiz olduğunu sanmıyorum. Keşke olsaydı. İnan bunu ben de çok isterdim. Thank you.
Tabii ya. Tırmanacak mıyız? Hayır. Üstünde tel var. Başka şekilde geçeceğiz. Hey, baksana. Ateş böcekleri. Yani gerçek olanlar. Evet, gördüm. Hadi bakalım. Sen mi yaptın Bill? Buluşma yeriniz neresi? Hah? Farklı yerler. Buraya ilk kez geliyorsun değil mi? Bu civarda yaşadığını biliyorum ama... Evet, doğru, ilk kez geliyorum. Peki şu duman onun işi mi? Umarım öyledir. Tamam, o zaman gidip bir bakalım. Tamam, gel. Sen iyi misin? Islık çalmayı deniyorum. Çalmayı bilmiyor musun? Sence biliyor gibi miyim? Buradan.
Diğer taraftan kapamışlar. Beni kaldırsana. Bence iyi bir fikir değil. Ama ben seni kaldıramam. Başka nasıl açacağız ki? Tamam. Gel bakalım. Sadece aç. Bir yere gitme. Tamamdır. Dikkat et. Bir bakalım. Tamam. Tada. Aferin. Sağ ol. Diyelim ki dostundan arabayı aldık. Peki sonra? Evet. Sonra Tommy'yi bulacağız. Tommy senin kardeşin mi? Ve evet, eski bir ateş böceği. Bize yol gösterir. Tamam. Bize araba lazım çünkü bayağı uzakta oturuyor. Baksana. Daha önce oynadın mı? Hayır. Ama bu oyunun hastası olan bir arkadaşım vardı. Oyunda Angel Knives adında bir karakter var ve... ne yapıyordu? Kafanı koparmadan önce karnında delik açıyordu. bu şeyler pek ilgimi çekmiyor. Zorunlu tahliye. Tamam da nereye? Sence? Karantina bölgesi. Hastalık başlamadan bazı yerler önlem almaya başladı ama... çoğu olmadı. Abi ya, cidden zor. Her şeyini bırakıp bir anda gitmek yani. Zor kısmı o değil. Bunu bizim Bill yapmış. Kasabada başka biri var mı? Bildiğim kadarıyla tek o var. Oha be abi. Nasıl? Ne oldu öyle ya? Evet. Bill'in koyduğu tuzaklardan biri. Arkadaşım biraz paranoyak galiba. Daha ağır bir vaka. Bu adam tam olarak kim? Şehre mal sokmamıza yardım ediyordu. Bir şey arıyorsan Bill bulur. Arkadaşı bulana kadar patlamayalım da. Dikkatlice gidersen bir şey olmaz. Hadi. Bununla geçebiliriz. Vay. Şuna bak. Ben kullanayım mı? Sağlam ok atarım bak ha. Bu tarz şeyleri bana bıraksak nasıl olur? Ya ikimizde de silah olsun işte. Birbirimizi koruruz. Boş versen.
Burası temiz, gel hadi. Tamam. Bana bak. Bil birazcık dengesiz bir adam gibi. O yüzden varınca bırak ben konuşayım. Tamam mı? Anlaştık. Bu konuda anlaşalım. Bil yabancılardan pek haz etmez. Bil iyi adamdır ama sana alışması için birazcık zamana ihtiyacı var. Teli gördün mü? Altından geçerken dikkat edersen bir şey olmaz. Tamam. Siktir, şuna bak. Duydun mu? Evet. Yok artık be. Bu şeyler harika. Fena değil aslında. Tamam, dikkat et. Bak, gördün mü? Geri çekil. Hadi. Bence bu işine yarar. Aferin. Yakınımda dur. Tuttum seni. Şuna sıçayım Bil. Ne oluyor ya? Bil'in aptal tuzaklarından biri. İşte şu buzdolabı ağırlığı dengeliyor. Tamam. İpi kesersen buradan kurtulacağım. Tamam. Ah.
Eli, acil! Elimden geliyorum! Çabuk ol Eli. Dayan. Siktir. İyi misin? Evet. Hadi başarabilirsin. Yaklaşıyorlar. Hey, buraya gel. Kapıdan geliyorlar. Öldür bunları. Eski fırçalımız bu. Eli geride dur. Geride dur. Tamam. Geldik sayılır. Hadi. Siktir. Ağzını sıçayım, üstüne çıkıyorlar. Yürüyün! Geliyorlar! Hadi bu tarafa, kamyonlar! Tamam. Koş Eli, hadi! Geliyorum, geliyorum! Kafa açık, yürüyün! Abi ya! Çok kötüydü. Kurtardığın için çok sağ ol. Ah, Eli. Hey, ne yapıyorsun? Joel! Bil! Ne yapıyorsun? Bil! Arkanı dön ve diz çök. Biraz sakin olur musun? Arkanı dön tamam. Ve diz çök dedim. Sabrımı zorlama. Bil, biraz durur musun? Saçma! Isırıldın mı? Hayır. Mantar falan var mı? Bir şeyim yok benim, Bil. En ufak iz bile görürsem... Bekle! Ağzını sıçayım. Bitti mi? Bitti mi dedin? Evime geliyorsunuz, tuzaklarıma sıçıyorsunuz ve kolumu kırmaya çalışıyorsunuz. Bu velet de kim ve burada ne iş var? Kimsem kimim, ne yapacaksın lan? Joel'a borçlusun diye geldik. Şunları çıkar da başlayalım hadi. Joel'a borçluyum demek, taşak geçiyorsunuz. Kısa keseceğim, araba lazım. Taşak geçiyormuş, Joel'a araba lazımmış. Şey, çalışan araç var diyelim ki öyle bir araç yok. Vereceğimi nereden biliyorsun ki? He?
Evet tabii Joel, buyur arabamı al. Hazır gelmişken yiyeceklerimi de al. Yiyeceklerini alalım da biraz kilo ver bari. Ulan bana bak küçük bok. Siktir git lan beni, kelepçeledin biraz seni. Biraz susar mısın Eli? Tamam mı? Borcum var diyorsunuz ama araçlık bir borç yok. Açıkçası bile evet var. Fark etmez çünkü çalışan araç yok. Ama bu kasabada var. Parça. Kasabada yedek parça var. Yani bir araç ayarlayabilirsin. Tamam. Bunu yapacaksam ihtiyacım olan şeyler var. Tamam. Kasabanın diğer ucunda. Gidip onları getirin. O zaman size bir araç ayarlayabilirim. Ama bundan sonra borcum falan yok. Anlaştık. Zaten birkaç gün sonra ölmüş oluruz. Güzel. Gelin hadi. Kasabanın her yanı tuzak dolu. Götümden ayrılmayın. Koca götlü. Yeter artık. Tamam. Etrafta ihtiyacınız olacak bir şeyler varsa almanızı öneririm. Tamam, sağ ol. Eli, etrafa bak. İşe yarar bir şey vardır. Tamam, anlaştık. Etrafa baktınız mı? Hazırız. Hadi Eli, gel. Kapıyı kapat. Tamamdır. Diğer binaya geçeceğiz. Gelin hadi. Gidiyoruz. Yanımdan ayrılma. Neden yardım etmeyi kabul ettin ki beni? Başlarının çaresine baksalardı. Herif dediğin kadar varmış. Evet, cins bir arkadaş. Ne tür bir belanın içindesin? Test ne cehennemde? İş üstündeyim. Teslimat yapacağım. Ne taşıyorsun peki? Veledi mi taşıyorsun? Beğendin mi şişko? Umarım ne yaptığını biliyorsundur Joel. Nereye gidiyoruz Bill? Benim diğer mekanı. Orada cephane falan var. Biz araba tamir etmeyecek miydik? Biz mi? Araba uzmanısın galiba. Bil, lütfen. Dediğim gibi. Kasabanın diğer ucunda parça var. Şşş, biri içeride. Bunu halledecektim zaten. Rahat olun bir şey. Tes hakkındaki sorumu cevaplamadın. Ayrılmaz ikili gibiydin. Testin işi var. Tabii kesin. Öyledir. Biraz sıkıntılı durumlar var. Öyle bir şey işte. Peki, hadi bakalım. Peki, niye bu arabaları tamir etmiyorsun?
Nasıl aklıma gelmedi ya? Neden bu arabalardan birini tamir etmek aklımın ucundan geçmedi ki? Tamam anladık, boş yapma. Lastikler çürümüş halde ve aküler de bozuk. Susacak mısın? İçlerindeki motorun halini düşünmek bile istemiyorum. Artık sadece askeriyede akü üretiyorum. Hazır olun. Tamam. Barikatlara tekrar bak. Küçük şeyleri ihmal edersen cezasını çekersin. Boşuna iş çıkardın. Depodaki tüm malzemeleri alıp doğudaki hava tamam, kanalına taşıyacaksın. Tamam. O kendi kendine tekrar konuşuyor. Evet. Oradan sonra da tutup... Bil. Joel. Bu taraftan. İşte gidiyoruz. Kendine sığınacak sağlam bir yer bulmuşsun. O şeyler ne kadar kötü olsa da beklediğin gibi davranıyorlar. Beni asıl korkan normal insanlar. Bunu en iyi senin bilmen lazım. Ne demek şimdi bu? Boş ver. Bu kapı onları tutacak mı? Kapıyı kilitledim. Anahtarları yok. Ne taraftan? Geldik. Bodrum katı. Girin hadi. Tamam, işte geldik. Sen hiçbir şeye dokunma. Sen de kapıyı kapa. Silahlanalım. Aa. Ne? Bana da lazım. Hayır değil. Joel, başımın çaresine bakabilirim. Olmaz. Sen burada bekle. Olur. Ben de burada durup ölmeyi beklerim. Galiba kötü iş seçme konusunda rekora koşuyorsun. Evet sayılır. Tess bu intihar görevine ne diyor peki? Aslında onun fikriydi. Sahi mi? O zaman düşündüğüm kadar akıllı değilmiş. Neyse siktir et. Bana bak bu veledi aldığın yere bırakman lazım. Bil kızı öylece geri götüremem. O zaman eline silah ver kendi gitsin. Dur bir hikaye anlatayım. Bir zamanlar çok değer verdiğim bir insan vardı. Şey, ortağımdı. Göz kulak olmam gereken biri. Ve böyle bir dünyada bu ne demek iyi biliyorsun. Ölüm fermanım. Peki ben ne yaptım? Akıllandım oğlum. Tek takılmam gerektiğini fark ettim. Bil bu öyle bir hadi şey değil. Hadi oradan. Tam olarak öyle bir şey. Hey! İnerken ne dedim lan ben sana? Ne dedim? Senin aptal eşyanı düzeltiyorum işte. Sakın dokunma. Hayret bir şey. Dadılık yapmaya devam edersen eline yüzüne bulaştıracaksın. Bil. Unutma. Artık gidebilir miyiz lütfen? Al. Hadi gidelim bakalım. Yola çıkmadan önce sana bir şey göstermek istiyorum. Ne gibi? Kendi yaptığım bir oyuncak. Bu bir çivi bombası. Çok dikkatli kullanman gerekiyor. Yakında biri varsa paramparça eder. Evet, icatlarında tanıştım. Pompalı tüfek ve bombamız var. Bunlarla ne yapacağız? 3-5 haftada bir buradan geçen bir ordu kafilesi var. Galiba erzak ve malzeme arıyorlar. Atladığı şeyleri bir görsem var ya aklın durur. Neyse işte. Birkaç ay önce geçerken bir hastalıklı sürüsü bunlara saldırdı. Kamyona üşüştüler. Bunlar da lisenin duvarına girdi. İçindeki aküyle hala orada. Aküyü alıp başka bir araca mı takacağız? Aynen öyle.
Gidip alacaktım ama etraf hastalıklı kaynıyor. Fazla riskli. Ne fark eder? Joe'lu araba lazım. Ya hasarlıysa? O kamyonlar tank gibi. Orada bekliyor. İşe yarayabilir.